Diş hekimi Ayşenur Çam, Ramazan ayında diş sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ramazan ayında dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve çeşitli protezlerin uygulamasını yapabildiklerini belirten diş hekimi Ayşenur Çam şunları söyledi. Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayında dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, çeşitli protezlerin uygulamasını yapabilmekteyiz. Dolgu dediğimiz tedavide derin dolgu ve yüzeyel dolgu olmak üzere iki farklı şekilde uygulama yapabiliyoruz. Yüzeyel dolgularda herhangi bir anestezi uygulamasına gerek bulunmazken, derin dolgularda hasta ağrı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapabiliyoruz. Yine kanal tedavisi gibi işlemlerde de dişin sinirinin alınması gibi bir durum söz konusu olacağı için hastaya anestezi uygulaması yapıyoruz. Diş çekiminde de aynı şekilde çekim sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapıyoruz ve işlem sonrasında hastanın kan yutma gibi bir durumu söz konusu olacağı için bu işlem sonrasında hastanın orucunun bozulduğunu ve bu işlemi Ramazan sonrasında veya akşam üzeri gibi yani iftar sonrasında yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Ramazan'da diğer bir dikkat edilecek husus da diş bakımıdır. Nasıl Ramazan haricinde günde 2 kez fırçalama yapıyorsak, Ramazan'da da aynı şekilde 2 kez fırçalama yapmasını hastamıza tavsiye ediyoruz. İftar sonrasında yapılacak fırçalama sahura kadar olacak, çürümeyi engellerken sahurda yapılacak en önemli olan diş fırçalama da gün içerisinde ağzımızda tükürük akışının azalması ile birlikte meydana gelecek çürük riskinin minimuma indirmek için hastalarımıza mutlaka tavsiye ettiğimiz işlemlerden biridir. Gün içerisinde ağız kuruluğuna bağlı olarak ağız kokusunu azaltmak için de diş fırçalamanın faydalı olduğunu, aynı şekilde diş fırçalamayla birlikte dil fırçalamasının yapılması gerektiğini hastalarımıza söylüyoruz. Bunun dışında dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemlerde uygulanan anestezinin yani iğne uygulamasının Diyanet fetvasına göre orucu bozmadığı bilinmektedir. Ancak çekim sonrasında kan yutma gibi bir durum söz konusu olduğu için ve hastanın herhangi bir kanamaya bağlı olarak tansiyon düşmesi gibi bir durum söz konusu olmaması için orucunun bozmasını tavsiye ediyoruz. Tedavi sırasında su yutma, kan yutma veya kullanılan materyalin yutulması, dolgu materyali gibi şeylerin yutulması orucu bozacaktır. Hastaların böyle şeylere dikkat etmesi, işlem sırasında herhangi bir su yutmama gibi bir durumunun olmamasına dikkat etmesi gerekir. İşlem sonrasında da aynı şekilde herhangi bir kan veya materyal yutma gibi bir durum söz konusu olursa oruç bozulacaktır. Ramazan ayı nedeniyle hastalarımızın çoğu şiddetli ağrı hissetseler de bu ağrıyı geçiştirmekte veya ağrıdan kaçmak için ilaca başvurmaktadır. İlaç kesici kesin bir tedavi olmamakla birlikte işlem sonrasındaki iyileşmeyi de bozabilmektedir. Ramazan ayında hastalarımızın yaptığı en büyük hatalardan biri de şiddetli ağrı hissetseler dahi, şiddetli bir enfeksiyonları olsa dahi tedaviyi Ramazan nedeniyle aksatmalarıdır. Hastalarımıza bu durumda yani sağlık durumu söz konusu olduğu için böyle bir ertelemeye gitmemeleri, en yakın sağlık kuruluşuna ve diş hekimine başvurmalarını tavsiye ederiz.